yıldızı parlayan ev tekstili sektörünün en büyük platformu olan Evtex Fuarı bu yıl ziyaretçi rakamı ile rekor kırmaya hazırlanıyor. Değerli sektör mensupları, değerli perdeciler, biz de bu büyük platformdan haberleri sizlere Mutex'in katkıları ile yansıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Mutex'in sponsorluğunda yine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Demor yine fuarda harikalar yarattı. Burkay Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay ile mini sohbetimize kulak verin diyoruz. İzninizi rica ediyorum. Efendim, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, sizi Bursa'da en son bıraktığımızda Bursa'da yine mini bir fuarla karşımıza çıktınız. İnanın sizinle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Demor ailesi de bir tarafa, sektörümüze katmış olduğunuz katma değerleriniz, sektörümüzü çok önemsiyorsunuz, sektörümüz için gerçekten çalışıyorsunuz. Bunlar bizim için de ayrı önem teşkil ediyor. Ama bugün konumuz elbette ki Burkay Grup, Demor. Çünkü fuardayız. Demor yine harika ürünlerle geldi. Yine Demor fuara katkıda bulunmaya geldi. Biz de merak edip standınızı ziyaret ettik. Tabii, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii 2017 yılının özellikle Türkiye pazarı ile alakalı olan kısmında ikinci yarısı ile ilgili burada bütün şirketler ve sektörün içinde yer alan çok değerli üreticiler yapmış oldukları koleksiyonları tüketiciyle ve müşterileriyle bir araya getirdikleri önemli bir platform Evtex Fuarı ve sektörümüzün en büyük iki fuarından birisi. Tabii hem katılımcılar açısından baktığımda hem de ziyaretçiler açısından baktığımda bu sene gerçekten çok canlı ve hazırlıklı gördüm. Bütün firmalarımız da aynı şekilde. Burada tabii özellikle 2017 yılının hem ülkemizde hem de yurt dışı pazarlarda nasıl geçeceği ile alakalı da önemli sinyaller almış bulunmaktayız. Tabii Ocak ayındaki Haim Tekstil Fuarı'ndan sonra gerçekten ihracatta sektör olarak da ciddi bir ivme yakaladık. Özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında yılın ilk çeyreğinde biz şirket olarak %26'lık bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü bu fuardaki dönüşlerle birlikte bizim bu 2017 yılının sonunda toplam ihracatta da geçen yılın en az %25 kadar üzerinde bir ihracat artışı söz konusu olacak. İşte bunu sürdürülebilir kılmak için de tabii bu fuarların sektör açısından, firmalarımız açısından önemi çok büyük. Biz tabii burada Demor ailesi olarak hepinizin bildiği gibi dünya üzerinde 1700'ün üzerinde noktada direkt tüketiciye dokunan bir yapımız var. Shopping Shop sistemimiz ve Corner sistemimiz de başta Çin olmak üzere İtalya'sından, İran'ından, efendim Rusya'sına kadar birçok ülkede gerçekten tüketiciye direkt dokunan bir dağıtım organizasyonumuz var. Ülkemizde de Türkiye'de de Demor ailesi gerçekten her sene büyüyerek varlığını sürdürmekte. Tabii burada özellikle bizim hakim olduğumuz, güçlü olduğumuz bölgeler gerçekten bu fuarda daha ilk günden yeni koleksiyonla tanışma imkanı buldular. Bu da bizi çok mutlu etti. Onların, özellikle Demor ailesi mensuplarının koleksiyonumuza olan ilgileri bizleri de mutlu ediyor. Tabii Demor'un bir farkı şu. Demor her sene koleksiyonuna yatırım yapan bir firma. Yani bugün bizim Cutlank Business dediğimiz kesip satma servis işinde koleksiyona yatırım yapmak çok önemli. İşte Demor dünya üzerinde 1700 noktaya ulaştığı için her sene koleksiyonuna ciddi anlamda yatırım yapan, koleksiyonunu yenileyen, yeni ürünlerle ve yeni ürün gruplarıyla koleksiyonunu zenginleştiren önemli bir marka. Bu da tabii ki bizim satış noktalarımız ve bayilerimiz tarafından takdirle karşılanmakta. Özellikle Mekanize Grup'ta da çok önemli yenilikler yaptık. İşte akordeon sistemimizi bu sene hayata geçirdik ve bu sistem şu anda revaçta olan ve giderek de tüketimi artan bu alanda biz kendi ürünlerimizle, kendi markamızla gerçekten bu sistemi de bütün bayilerimize yaydık ve şu anda onlar aktif olarak tüketiciyle, perakendeciyle bunu buluşturdular. Bu çok önemli. Tabii ki bütün bu yapı aynı zamanda bayilerimizin, Demor ailesinin mensubu olan, Demor'a yatırım yapan iş insanlarının gerçekten bu süreçte markaya olan inançlarını da bize birebir bu fuarda yansıtmaları bizim ne kadar doğru adım attığımızı ve doğru işler yaptığımızın da bir göstergesi olarak ben algılıyorum. Tabii
artık bütün dünyada trend simple ve elegant dediğimiz, bizim basit ama aynı zamanda da şık tasarımların ön plana çıktı. Çünkü bu X kuşağı, Y kuşağı dediğimiz kuşakların gerçekten tüketim kültürleri, işte geçmişteki tüketim kültürlerinin çok daha ötesinde bir kültür. İşte bu önemli olan, bizim koleksiyonlarımızın da bu yapıda daha spor, modern desenlerin, tasarımların ve renklerin içinde yer aldığı ürünlerin tüketiciyle buluşturmasını sağlayacak bir niteliğe kavuşması. Tabii Demoro ailesi olarak biz işte her sene koleksiyona yaptığımız yatırımlarla bu imkanları bütün bayilerimize sunmaktayız. 2017 yılında ben tabii ki Türkiye pazarı olarak çok önemli buluyorum. Çünkü gerçekten 2017 yılında Demoro'nun büyüme yılı. Özellikle bizim güçlü olduğumuz alan perde sektörü. Ve biz diyoruz ki perdede marka olarak biz en güçlü olduğumuz alanda Türkiye'de gerçekten hatırı sayılır bir yerde olmamız gerekiyor. Çünkü dünyada Demoro markasına baktığımız zaman ilk 5'te yer alan bir marka ve dünyadaki bütün editörlerle birebir tedarik anlamında ve iş ortağı anlamında yakın çalıştığımız bir uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz var. Şimdi Türkiye'de bütün bu tecrübeleri yansıtarak oluşturduğumuz bu yeni ağımızla biz Demoro markasını çok daha farklı bir konuma getirmek istiyoruz ve her senede Demoro'nun bu konumlanmasının giderek güçlendiğini görmek bizi gerçekten mutlu etmekte. Tabii güçlü olduğumuz alan perde ve mekanize grubu ve bu alanda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Ve baktığımızda da tabii Demoro olarak biz hem bayilerimizde hem de tüketici nezdinde ayrıştığımızı da görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz sadece fiyat odaklı bir yapımız yok. Bizim şu anda başta servis kalitemiz olmak üzere ki şu anda Türkiye'nin her tarafına koleksiyonumuzda yerleşik 600'ün üzerinde başlığımız var. 600 başlığın tamamında biz yerleşik olarak Türkiye'deki her en ücra noktaya kadar 48 saat içinde servis verebiliyoruz. En geç 48 saat. Ki yani bizim servis kalitemize baktığımızda %70, %80 arasında 24 saat içinde ürünümüz teslim ediliyor. Ama uzak noktalarda, kargodaki bazen çift nokta aktarmalarının olduğu bölgelerde 48 saate çıkabiliyor ve stok anlamında ve baktığımız zaman bu servis kalitesini artıran unsurlarda gerçekten markasına, koleksiyonuna yatırım yapan ender markalardan birisi Demoro. Peki başkanım, sektörümüzün ana kucağı olan Bursa'dan geliyorsunuz. Üretiminizi Bursa'da yapıyorsunuz ve Bursa Ticaret Odası Başkanı olarak da bu soruyu sormak istiyorum size. Yani nabzı iyi tutan, yakından tutan bir sektör mensubu olarak da size bu soruyu sormak istiyorum. Demoro'da bütün bunlar olup biterken, Demoro başarıyı kovalarken, Demoro kendini yenilerken, Demoro'nun yıldızı her geçen gün parlarken, biz istiyoruz ki Burkay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay sektörü de bize eleştirsin. Sektörden de yorumlar bize dile getirsin. Sektör hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii, nereye gidiyoruz biz? Yani ev tekstil sektörü Türkiye'de gerçekten çok ciddi anlamda potansiyeli olan, gücü olan bir sektör. Yani bu sektörün içinde faaliyet gösteren tüm dostlarımız gerçekten hem endüstriyel anlamda sanayiciliği ve sanayiyi iyi bilen insanlar, aynı zamanda dünyayı yakından takip eden ve tanıyan insanlar. Yani bugün ev tekstil sektöründe Türkiye'nin dünya üzerinde bu kadar büyük gücü varsa, 3 milyar dolara yakın ihracatı söz konusuysa, bu tabii ki sektördeki dostlarımızın, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin başarısıdır. Yani tabii sektör olarak nereye gittiğimize baktığımızda, tabii Türkiye ev tekstil sektöründe dünyadaki en güçlü ülkelerden birisi. Bu üretim ayağında da böyle, pazarlama ayağında da böyle. Yani bizim önümüzde Çin'le Hindistan var. Baktığımız zaman İtalya'yı da Almanya'yı da geride bırakmayı başarmışız. Yani bu anlamda biz bunu yaparken tabii ki özellikle dünya pazarlarında Türk ev tekstil sektörü orta üst segmentte ürünlerini satan bir yapısı var. Yani bugün Çin ve Hindistan gibi tamamen fiyat odaklı, fiyat merkezli bir satış politikası olmayan bir alanımız var. Yani bu da tabii ki işte sektördeki şirketlerimizin tasarım ağırlıklı çalışması, kendi koleksiyonlarını oluşturması bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani sektör aslında gerçekten kapasitesi çok yüksek, yapılabilirliği çok yüksek ve bu bütün bu avantajları da
direkt olarak hem ihracatı hem de iç piyasa dinamiklerinde bir değer olarak şirketlere kazandıran önemli bir altyapıya sahip. Bu da tabii ki sektörün uzun yıllar daha Türkiye'de geleceğinin olduğunun bize önemli göstergesi. Burada tabii dikkat edilmesi gereken konuların başında gelen tabii ki bizim şirketlere ve bu tip organizasyonlara yatırım yapan dostlarımızdan ricamız fizibilite çalışmalarını doğru yapmaları. Yani netice itibariyle biz ciddi anlamda sermaye birikimi isteyen bir alanda çalışıyoruz. Yani bu yatırımları yaparken hem geri dönüşleri doğru hesap etmeleri gerekiyor, hem de pazardaki durumları iyi analiz edip doğru adım atmaları gerekiyor. Çünkü tabii ki biz sektörün içindeki hangi oyuncu olursa olsun kimsenin zarar etmesini istemeyiz. Çünkü birisi zarar ediyorsa mutlaka kendisiyle birlikte sektördeki veya da piyasadaki diğer oyunculara da bir şekilde zararı dokunacaktır. Bu anlamda bu hesaplar ve çalışmalar doğru yapıldığı takdirde hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda gerçekten Türk ev tekstil sektörünün çok büyük bir gücü ve avantajı var. Başkanım, kurdele kesiminde açılışta Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş 80'li yıllardan başladı ve 2017'ye kadar sektörümüzü şöyle bir değerlendirdi. Aslında diğer sektörleri de değerlendirmiş oldu bir başka anlamda. Peki bizim eksikliklerimize de değindiniz siz. 2017 yılında buyuz. Bizim dünyaya yansımamız bu. Daha iyi yakalamak için, daha güzeli yakalamak için neleri aynaya yansıtmamız lazım? Biz aynada nasıl görünmeliyiz? Dünya bizi nasıl görüyor şu anda? Yani tabii Numan Bey, Sayın Başbakan Yardımcımız açılış konuşmasında Türkiye'nin ekonomideki dönüşüm sürecini bizlerle paylaştı. Evet. Çok doğru tespitler de bulundu. Tabii ki bizim önümüzdeki süreçte ülkemizin önüne koymuş olduğu hedefler var. Bu hedefleri yakalamada sadece ev tekstil sektörü değil, başta ev tekstil sektörü olmak üzere tüm sektörlerde atılması gereken, yapılması gereken adımlar var. Bu da tabii daha fazla, ben kendi sektörümüz adına konuşacak olursam, tasarıma, markaya ve inovasyona dayalı ürünlerle bizim mutlaka dünya pazarlarındaki payımızı artırmamız lazım. Burada zaten kilogram değeri bakımından baktığımızda bizim ev tekstil sektörü gerçekten 14-16 dolarlara ulaşan kilogram değeriyle zaten kendisi çok ayrışan bir yapısı var. Yani bu tabii baktığımızda özellikle teknik ve fonksiyonel tekstillerde de dünya pazarlarından payımızı artırabilirsek, yani sektör olarak daha gideceğimiz birçok yolun olduğunu bize en önemli göstergesi. Tabii bu hem ihracat ayağında hem üretim ayağında bu hedefleri yakalama adına hükümetimizin atmış olduğu çok güzel adımlar var. İşte üretim reform paketi şu anda meclise geldi. Meclisten inşallah geçecek. Bütün bu paket içinde yer alan maddeler aslında Türkiye'deki üretimi destekleyen unsurları kapsamakta. Bütün bunlar tabii hem sanayiyi hem de sanayiyle birlikte ihracata dayalı büyümeyi de bize sağlayacak olan önemli adımlar diye düşünüyorum. O yüzden de hem hükümetimizin hem de başta bu tasarıyı hazırlayan Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımızın ben sektörümüz adına yapmış olduğu, ülkemiz adına ihracatımız ve imalat sanayi adına atmış oldukları adımlar için teşekkür ediyorum kendilerine. Onca fuar gördünüz, onca fuar geziyorsunuz. Dünya fuarlarını ve bizim fuarımızı başkanımız olarak değil ya da Burkay Grup yöneticisi olarak değil, İbrahim Bey olarak değerlendirin. İlk günü fuarın neyse son günü de olur diye düşünüyorum. Mesela Demor'un havasını değerlendirin, bu büyük platformu değerlendirin. Siz önemli. Ne taraftan görüyorsunuz? Fuarlar önemli. Çünkü fuarlar sektörlerin düğünleri. Evet. Yani burada özellikle tüm sektör oyuncularının bir araya geldiği çok önemli platformlar. Her ne kadar dünyada fuarlar son yıllarda biraz kan kaybediyor olsa da tabii fuarların aynı üretim gibi batıdan doğuya kayması, işte üretim kaydığı gibi fuarlar da batıdan doğuya kaymakta. Ama Türkiye hem üretimde hala dünyanın en güçlü merkezlerinden biri, hem de fuarcılık anlamında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmaya aday bir ülke. Tabii burada önemli olan fiziki altyapıların yeteri kadar sağlam olduğu organizasyonları hayata geçirebilmek ki bu fuarlar hem şirketlerimize hem de ülkemize ciddi geri dönüşleri olsun. Yani bu anlamda tabii hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin diğer kentlerinde yapılan önemli yatırımlar var, önemli birliktelikler var. Yani bu anlamda tabii ben fuara baktığımda canlılık olarak ve buradaki oyuncular olarak sektörün
temsili olan oyuncular olarak baktığımda çok canlı buluyorum tabii ki Türkiye'deki fuarları. Yani o anlamda işte bu tarz fuarları bir tek Asya Pasifik bölgesinde bu kadar hareketli görürsünüz. Bir de Türkiye'de bu coğrafyada var. Yani bu anlamda tabii hem İstanbul açısından hem de sektör açısından Evtex fuarı gerçekten sektörün en büyük fuarı olması aday önemli bir platform. Tabii sektör olarak da bizler gerçekten bu fuara çok büyük destekler verdik. İşte başta CNR olmak üzere ki CNR'ın gerçekten bu fuarın bu noktalara gelmesinde büyük çok emekleri iyi. Var. Evet, sektör de tabii ki CNR'la birlikte gerçekten çok güzel bir işbirliği gösterdi. Yıllardır gelen bir işbirliği. Ve işte ortaya sürdürülebilir olduğunda, sürekliliği olduğunda nasıl bir eser çıktığını da bu fuar bize canlı şahidi olarak göstermekte. Başkanım, sezonun biz sezonumuzu Nisan ayı başında açtık ama fuardan sonra da artık bismillah diyoruz. Mağazalarımıza gidiyoruz. Buradan yeni ürünleri götürüyoruz. Tabii sizlerin katkılarıyla. Biz istiyoruz ki Sayın İbrahim Burkay Demur'un çok değerli müşterilerine, dostlarına buradan bir konuşma yapsın, seslensin. Sezonumuza şöyle sizin enerjinizle gümbür gümbür girelim. Şimdi öncelikle tabii bu ay sonu biliyorsunuz Ramazan ayına giriyoruz. Ben öncelikle tüm Türk halkının ve İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Rabbim inşallah ağız tadıyla hem oruçlarımızı tutmayı nasip etsin inşallah hem de güzel bir Ramazan ayı, manevi bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin. Tabii şimdi Ramazan ayı bir 10 gün geriye geldiği için geçmiş yılla kıyasladığımızda şimdi düğün sezonları da hemen Ramazan ertesi başlayacak. Yani bu Ramazan ben diğer Ramazanlardan ve geçmiş Ramazan birkaç yıl önceki Ramazanlardan farklı olacağını tahmin ediyorum. Çünkü özellikle düğün sezonuyla çok yakın olduğu için mutlaka Ramazan ayında çok büyük hazırlıklar olacak. O yüzden de Ramazan ayında yine sezon şeyinde potansiyelinde bir ay geçeceğini tahmin ediyorum. Ve hemen arkasından tabii düğün sezonları geliyor ve ondan sonra da okullar açılıyor. Sene sonuna kadar hızlı bir sezon var. Yani ben hem Demur ailesine, Demur'un tüm bayilerine hem de aynı zamanda mefruşat sektöründe, perde sektöründe hizmet eden tüm dostlarıma diyorum ki burada önemli olan serviste, kalitede ve ürün çeşitliliğinde gerçekten tüketiciyi doyuracak ürünleri sunabilmek. Bunları da tabii ki işte Türkiye'de Türk insanının hak ettiği kalitede ve standartlarda onlarla buluşturabilmek. Bu anlamda onların çok önemli tecrübeleri, birikimleri var. Bu birikimleri ve tecrübeleri işte temsil ettikleri markalarla bütünleştirip bunu tüketiciye yansıtmaları onlara çok büyük bir kazanç olacaktır. Biz Demur olarak, Demur ailesinin tüm fertlerinin ve Demur ailesine katılmak isteyen yeni tüm mefruşatçıların, perdecilerin de her türlü desteği ve hizmeti vermeye hazır olduğumuzu buradan onlara ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Hayırlı fuarlar diliyorum. Amin inşallah. Sağ olun. Değerli sektör mensupları, Mutex'in katkıları ile aslında bir röportaj değil, güzel bir sohbete kulak verdiniz. Ve başkanımın sohbetinin altını şöyle kalın kalın kalemlerle çiziniz. Özellikle genç sektör mensupları, size söylüyorum efendim. İbrahim Burkay'ın birikimlerinin altını çiziniz diyorum.